Son dakika haberi 24 saat. Başaran Holding'e ait özel jet, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelirken İran'da düştü. İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile 3 mürettebat hayatını kaybetti. Başaran Holding'e ait Türk uçağı İran'ın güneydoğusundaki Kiyar ilçesinde düştü. Uçakta bulunan 3'lü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Başaran Holding'in patronu Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarını taşıyan jet Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Sharjah OMSC Havalimanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelmek üzere havalandı. Challenger 604 tipi jet İsfahan'ın 80 mil güneybatısından İran hava sahasına giriş yaptı. Teknik arıza çağrısı yaptıktan kısa bir süre sonra Türkiye saati ile 17.40 sularında düştü. Tatile gittiler. İran'ın resmi ajansı RNA'ya açıklama yapan Kiyar ilçesi kriz masası müdürü Kadem Ali Merdani, uçağın ülkenin güneydoğusundaki Çahırmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Kiyar ilçesinde dağlık bir alana düştüğünü söyledi. Uçakta bulunan yolcular Mina Başaran, Burcu Urfalı, Zeynep Coşkun, Sinem Akar, Liana Hananel, Jasmine Buruf Siloni, Ayşe Ent ve Aslı İzmirli ile kaptan pilot Melike Kuvvet, ikinci pilot Beril Gebeş ve kabin memuru Eda Uslu hostes hayatını kaybetti. Mina Başaran'ın 14 Nisan'da Murat Gezer'le evleneceği, düğün öncesi arkadaşları ile Duabi'de tatil yaptığı öğrenildi. İran'ın resmi haber ajansı SNA abonelerine düşen uçağa ait olduğu belirtilen bu görüntüyü servis etti. Haberde uçağın düşüşten sonra yandığı belirtildi. Başaran uçakta değildi. Uçağın güvenlik nedeniyle yasaklandığı için Irak üzerinden değil İran üzerinden geldiği öğrenildi. Başaran Holding'den de konuya ilişkin açıklama yapıldı. Holding'e bağlı inşaat şirketinin genel müdürü Levent Tuna, Hüseyin Başaran'ın da uçakta olduğu iddialarını yalanlayarak, kendisi İstanbul'da, dedi. Tuna'nın verdiği bilgiye göre Hüseyin Başaran'ın biri kız iki çocuğu bulunuyordu. Kimlikler DNA ile belirlenecek. Bölgede yaşayan köylüler uçağın enkazına gece saatlerinde ulaştı. Jetin dağa çarparak yandığını ifade eden İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Müjdeba Halid'i, 11 yolcunun cesetlerinin belirlenmesi için DNA testine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Uçağın düştüğü bölgeye 10 arama kurtarma timinin sevk edildiğini ancak olumsuz hava şartlarının çalışmaları zorlaştırdığı ifade edildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamasında, Türk uçağının düşmesi nedeniyle üzüntülerini bildirdi. Mina Başaran, Dubai yolunda çektiği bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Havada alev aldı iddiası düşen jetin pilotu Melike Kuvvet'in kule ile son temasında alçalma talebinde bulunduğu iddia edildi. Uçak kalktıktan kısa bir süre sonra tırmanmayı tamamlamadan uçağın pilotunun kule ile temasa geçerek, alçalma talep ediyorum, dediği öğrenildi. Pilotun bu talebi sonrası uçakta teknik bir arıza ya da kuş çarpması ihtimalleri akla geldi. İran haber ajansları ise bölgedeki köylüleri kaynak göstererek uçağın düşmeden önce havada alev aldığını iddia etti. İlk kadın pilotlardan uçağın kaptan pilotu Melike Kuvvet, Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarından birisi olduğu öğrenildi. Mecburi hizmetinin ardından özel sektöre geçiş yapan Kuvvet, bir süredir de Başaran Holding'in uçağında görev yapıyordu. İkinci pilot Beril Gebeş'in ise bir dönem Türk Hava Yolları'nda görev aldığı belirtildi. Bayıltana kadar işkence yaptılar. Suudi Arabistan-Amerika Birleşik Devletleri ortak askeri tatbikatı başladı.